Çocuk haklıymış. Ona bir tane de şöyle şekerpare sar götür. Kerem. Bir de çiçek. Evet, hadi bakalım. Koca chartta iki tane Türk takım birbirini buldu. X-Float'ta kit var, smoke var. İki tane granate alınmış. Enteresan, CT site'de çift granate. Connector'dan gelecek. Vesper White Kiss yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyor. Banana'da sadece Zantares var. 4 tane B bekliyorlar. Aslında B bekliyor yani Eternal Fire kısacası. Sadece Zantares var. Bu da uzak mesafe. 1-2 mermi yedi. Hemen pozisyon bozulunca geri kaçmaya çalışacak. Yalnız yakalayabilir. Cankut yakalanmak üzere ve yakaladı. Entry'yi de buldu. Şimdi daha iyi hızlandıracak Wildcats. Kimse yok site'de zaten. Yalnız bu arada Immort smoke arkasına kadar geldi ama çıkmayabilir. Double Nate. Hasar var mı? Evet, Ziggs'in kafasına geldi. Sayıdır. Armor'da olmadığı için ciddi bir hasar. Ziggs default'ta kaldı. Banana'da Ken var. Uzun'da Cankut var. İki tane de site. X-Wild'dan çıkış flash'ı geldi. Trakta Aytunç'u gördüler. Ziggs. Headshot'ı gönderdi Immort'a. X-Wall'da vurmuş. Retake biraz krize girecek gibi. Voxic yavaş yavaş çıkmaya çalışıyor Trakt'tan. Gören oyuncuyu gördü. Voxic bir tane daha vurmuş ama yakın mesafe ve Jizix rendeledi resmen. 3 kill Jizix, 2 kill Cankut. Wildcats böylece ilk round'u kazanıyor. Yani tabii tek kalan oyuncu Zantaris info alıp geri kaçana kadar üstüne koştular. Öyle olunca da site bomboş. Sonra retake hiç kolay değil. Özellikle A site'da. B biraz daha kolay gibi oluyor bazen. Şimdi first round var. Voxic scout almış. 4 tane Diggly Town Fire'da. Wildcast'te pek SMG'lerle uğraşmamış gibi. Bir tane SMG. 3 kaleyi 1 keleş. Jizix eski Doğan diyen var. Aynen Kerem. Voxic'ten güzel vuruş Jizix'e. Hemen körsledim Jizix'i. Jizix'li arkadaşlar Red Bull Flick turnuvasında oynayıp LAN game'e gitmeye hak kazanmıştık Türkiye finaline. Son 4'e kalıp. Onu da bir ara konuşalım. Geçen ay. Geçen ay diyorum, sonbaharda. Aytunç şu connector çıkışı Immort'u yakalamaya çalışıyor. Immort da kaçmadı. Bir tane daha mermi. Ama oradaki ısrar Aytunç'un kiline doğru geri döndü. Cankut uzundan gidecek. Uzun kontrolünü aldı Wildcats. Banana da hala Zantares var. Kriegs'in canı 15. O bankaya doğru gelmeye çalışacak. Zantares şimdi Banana'yı biraz kapatacak bir smoke. X-Float. Uff. Connector. Aytunç. Oo, bu arada Zantares karbon atmış. Göremedim nasıl oldu ama uzunda bir karbon atmış. Diğer kill de aldı sonrasında. Kereş de kaçırdı. Force it on fire kazanıyor. Büyük ihtimalle uzun duvarı arkasından şöyle bir giriş çık attı. Çok da yakınlardı zaten. Deagle'la böyle pompalaya pompalaya 3 oyuncu. GG. Immort hemen Beşot'a doğru koştu. Bir kez Force, Wildcast'ten var. Immort koştu. Çok rahat bir şekilde connector'ı buldu. Bir oyuncunun daha infosunu verdi. Zantares tuvalette. Rahat headshotlar. Son kalan oyuncu Cyber. Balon altı. Yani bu Force'u ben çok mesela işte dediğim gibi anlam veremiyorum. T-Force'u. Yani hani ikinci round bazen yapılıyor hani keleşlerle falan ama burada zaten bir şey yok. Hani light armor'lar, deagle'lar. Kaybedilen Force sonrası Force çok zayıf bence T-Site'da. Ya iki kere eko yapacaklar da yapmayabilirler yani. Belki ikincisinde plant çıkaracaklar. İkincisinde plant çıkınca iki ekoya gitmiyor. Veya daha doğrusu birinde yaparlarsa gitmiyor. İlkinde yaparlarsa.
Ben iki Ekoli T-Site'de çok değerli bulmuyorum. Yani City'de yapılabilir de. Çünkü savunma yapıyorsun. Senin cross yerine gelecekler. Ama hücum yaparken iki tane Eko bence bazen zorlama oluyor. Evet, Ekolar toplandı. Aytunç, Ken ve Cyber kalmıştı. Exploit Smoke'dan birini daha buluyor. Evet, bir plant yok. Ciddi bir hasar yok. Şimdi Wild Guess için tekrar buy round olacak. Yenildi mi Copenhagen Flames? 18-18 mi? Okey. O sabaha kadar gider. Biz çünkü biraz seyrettik. Dedik uzatma enerjisini verdim ben oraya. Sabaha kadar öyle. Antares neydi? Attı yalnız, çok hızlı geliyorlar. Antares kör, yakalanabilir mi? Yakalandı gibi bir şey. Bir tane flash bıraktı. Yalnız smoke attılar bir tane. O smoke işine geldi Xantres'in. Xantres hala hayatta. Şimdi yavaş yavaş tuvaletten kaçıyor. Tüydü gitti. O smoke hayatını kurtarmış. Immorbora timing yapacak gibi. Tam Jizzix smoke atarken, daha doğrusu flash atarken herhalde. Onunla beraber yakaladı. Immor smoke'tan buluyor Aytunç'u. Yani hala bana neye yakın? Çelik düştü. Evet, Wildcats'in yani tabancanın dışında planti görememesi sorun. Biraz T-Site'i desteklemeleri lazım. C4'le beraber. Yoksa Return of Fire rahatlıkla böyle bir Echo, bir Buyout. Smoke arkası bir ezber vuruş. Immor bir yandan Aytunç'u bulmuş. Zantares'te connector içerisinden. Ses yapmıştı galiba ama Cyber oraya bakarken rahat bir vuruş oldu onun içinde. Evet, dizisinde yeri belli. Zantres onu vurdu. Evet, yani oyun disiplininden kopmadığı sürece Eternal Fire eğilmenle beraber de fark yaratıyor zaten şimdiye kadar. Yani Whitecase'in maç başı şöyle bir 3-0, 4-0 bulma durumunda biraz sorun çıkaracağını söyleyebiliriz Eternal Fire'a, ama şu an orayı biraz kaçırdılar. Master Smoke Alex'ten. Şimdi Aytunç AP almış. Aytunç'u ben geçen senenin sonunda bayağı sunmuştum Türkiye turnuvalarında. Tek AP oynayan bir oyuncu olarak görmemiştim. Yani burada biraz daha Ken sanki alabilir. Ama T-Site'de Aytunç AP aldı. Antares kaçmıyor infight'tan. Çok rahat. Cankut. Yani o smoke mesela T-Base'den atılması lazım. Artık biliyorsunuz o tuvalet smoke'u direkt bu T-Base'in çıkışından line-up'la beraber atılabiliyor. Yani onu öyle çıkıp atmaya çalışınca hata oldu. Ken sol tarafı çeklemedi. Ama şimdi Wallbang atacaktı. Baktı Immor var önünde. Bari sıkayım dedi. Immor'a karşı da kill almış oldu böylece. Pinklere baktık arkadaşlar, demin iki tane Türk takımı zaten. Pink farkı olmaz.
Aynı seviye. Hatta Dwight kesin bir 5 falan daha fazla ortalaması. X-Flood B'yi tutmaya devam ederken C4 A'ya doğru gitti ve X-Flood Kennedy'yi yakaladı. Artık B bomboş. A'da uzun da Voxic var. Side'da Zantares var. Tüm oyuncular bana'dan yürüyecekler. Uzun da hala Voxic. Voxic kaçırmadı. Hemen ikinci kill gelir mi? Hayır. Aytunç Scope'la yakalamış. Oo. X-Flood önce bir resmini çizdi. Rakibine bir şans verdi. Sonra öldürdü. Son kill de Kha'Zix'ten gelmiş. 6-1. Yine plant yok. Aynı şeyi tekrar tekrar söyleyeceğim. O yüzden bir daha Ayako'ya gitti Wildcats. Yoksa görüyorsunuz Lost Boss aslında maksimum. Cankut! Of Allah! Ne oluyor? Gözlerimi kapadım. Dedim bunlar ne? Aman tanrım dedim. Zantares'e Voxic kaldı. Voxic uzundan gelecek. Zantares de bir tane vurdu. Şimdi 2v2'ye kadar geldi. Voxic'in biraz hızlanması gerekiyor. Flash peek'i hazırladı. Zantares oynasın diye. Flash'ını attı. Aytunç uzun çıkışında bu fight'i kazanabilir USP'ye karşı. Evet, tekten çok zorlanmadı bile. Zantares geldi ama zaman kalmadı bu arada. Short'u gördü. Bir tane pillar oyuncusu var. Rakibini bir tanesini öldürmüş oldu. Kaçamayacak. AP almaya geliyor Jizzix. Bakalım alabilecek mi? Evet, AP de aldı Jizzix. Ve round'u çalıyor Wildcats. Tabii Cankut'un gerçekten hani böyle vurduğunda zaten her yere girebileceğin iki tane çatı var. Peki Nick'imin sonunda 7 yapmam yok mu benim de? Çift AP. Immortal ve Voxic'ten. Bir boost gelecek. Mor çıktı, hemen short'u çok hızlı vurdu. Güzel bir reaksiyon. Short'tan gelen Cyber sızmaya çalışırken onu da Kha'Zix yakalayınca Eternal Fire hazır. Biraz kafaları karıştırdı. İki tane kille çıktı. Hemen round başı. Aytunç kısaya gidecek. Tam bir göğsünde patlayan bomba. 44 can gitti. Şimdi cross koydu ve yakalayamadı. Prefire denemesi daha. Çizik Molotov'u nereye attı? Uzun çıkışını attı. Immortal önde kaldı. Immortal onu hemen vuruyor. Ama Jizzix kendine beraber 2 kill. ABC'de Kha'Zix var. Kendinden güzel bir spray. Jizzix tek mermi attı. Zantares'e. Toxic Heaven'da. Evet, hala geçemedi. Jizzix yerden bir keleş arıyor. Hareketli oynamak için. Şimdi Heaven Smoke üzerine kendinden bir tane flash. CT'ye geldi. Duydular Voxic'in. Prefire. Double Bank denemesi abi. Uf! Fake attı. Heaven'a gitmiş gibi. Bakalım Ken CT'ye yaklaştı mı? Voxic tecrübesini konuşturdu burada. 1v2 çok temiz oynuyor. Chat'te bir 200 IQ'lar uçuştu sanki. Evet, 7-2. Wildcats plant aldığı için, kill de çıkardığı için ekonomisi iyi zaten. O yüzden yine hemen çekecek bu kez silahlarını. Right tuşta AP var. Turn file'ında tabii çok silah kaybettiği için ekonomisi biraz sınırda. T-Park Kazantares bir nade gönderdi. 38 hasar Cyber'ın üzerinde.
Xantares flash pick'i aldı. İlk oyuncuyu gördü. İkinciyi de yakalayacak Xantares. Kalix'ten asisti aldı flash'ta. Uzun tek başına temizlemiş oluyor böylece. Bir hata. X-Float. Tam nade'ini atarken, smoke'unu atarken öne doğru atmaya çalışınca dümdüz hareketten dolayı kendi yerini göstermiş oldu. Headshot'la beraber de düşüyor. Daha doğrusu Wallbang'le beraber diyeyim önce. Sonra da Spray'in devamı. Ivy hangi tarafı tutacağız bu maçta? Dostum yani bir taraf tutmalık maç değil. Turn of Fire favori zaten. Çok bir sorun çıkmazsa yenecektir. Diğeri Türk takımı. Onların da seviyesini görmüş oluyoruz şu an nasıl oynadıklarını. Olay bu. Zix'ten güzel headshot. Zix ilk iki roundda biraz hareketliydi. Sonra biraz unutturmuştu kendini. Tekrar sahneye çıkıyor. Kalix track'ta. Buraya çeklemeden geldiler. İkinci kill de geldi. Kalix'ten Vox'in de yardımı var. İşte Wildcats'in buraları biraz daha dikkatli oynaması lazım. Yani Eternal Fire yenmek istiyorsa. Trağı çeklemeden plant almayı denediler. Kalix de cezayı kesti. Evet bir mola daha var. Herhalde Wildcats aldı diye düşünüyorum. Cyber 1'e 10. Bir önceki maçın yani Wildcats'ın en ilerinden bir tanesiydi bu arada. Ama şu an maça çok iyi giremedi. Prego Finesse maçı ne oldu? Yendi mi? Bu arada BRH geldi. Exploit su arkasına kadar geri çekiliyor smoklardan. Cyber buldu. Kalix'ten bir kill var. Pillar arkası ikinci kill daha geldi Exploit'tan ve toplam 3 kill ile beraber roundu kapatıyor. Temiz bir round oldu yine Tunnel Fire için. Bir BRH denemesi. Prent de çıkaramadı Wildcats. 9-2 oldu skor. 22-18 aldı mı? Hmm. Vallahi iyi yorulmuşlardır ha bu maçta. Ama tabii bu akşam herhalde yani bütün maçlar kazanılsa bile biz Copenhagen Flames'e karşılaşamıyoruz diye düşünüyorum. Yarına kalır herhalde. Dostum 9-9-9 round muhabbeti oyundaki bir bug yani. Maksimum round sayısı gözünüyor GoTV'de. Çok kritik bir bilgi değil. Xantares yine top midde infight'e dümdüz kazandı. Buraya bir flash yok. Bir destek yok Zix'in yanına. Diğer oyuncağı da hala T-base'de şu an için. Hatta Voxic T-park'a kadar da pushlamış. Ve spawn çıkışı. Can kutu buldu. Voxic toplamaya devam. T-base'de. Enteresan. Temiz bir headshot. Cyber ikinci killini aldı. 1'e 3. C4 hala T-base'de. Santeres şöyle güzel bir surf hareketiyle beraber. Gitti. Imor burada beklemiyor Cyber. Gelişi de alacak. Imor ona 2. Maçtan sonra bir tane daha maç var. Evet. En az bir maç daha var. Herhalde diğeri olmaz diye düşünüyorum. Ya da çok emin değilim. Belki bir tane daha olabilir. 4 maç olabilir. Toplam. Yo şu an zaten 3. maçtayız. 5 maç olabilir diyecektim. Dimor. White'ın çoğurmuş. Takaslar geldi şimdi Cankut'tan. X-Suat da bu arada Cizik sıvırıyor B'de. Hadi yarım round'tu. Oynayacak mı? 5. de. Okey.
Aynen işte bundan sonraki maç da oynanacak. Sonra 5 de oynanacak. Anlamaya çalışıyoruz bakalım. Hoş geldin bu arada Furkan. Galiba ertesi günü RMR'den dolayı erken bitirecekler. Evet olabilir. Mantıklı. Bugün de biraz daha çok maç koyup yarına daha az maç bırakabilirler gibi. Evet jungle çıktı mı out of'tan? Altyazı şimdi yine çekilmeye çalışıyor bahaneye. Yine ufak bir farkla. Kaçtı. Yalnız uzundan gelen Voxic var bu arada. Zantes'i buldular ama bunu daha şimdi gördü Cyber. Fena bir spray değil. Evet bu kez daha önceki pozisyonlara göre A'daki oyuncu yakaladığı bir yer oldu Wildcats'in. Kendi Lurk'te yine fırlayan cesetler. Orada Amster'da. Onu Aytunç vurmuş. Son kalan ilk slot olacak. Bank arkası 44 can. Aytunç gördü onu. İyi tuttu spreyini. Ve ilk yanı son roundda 11-3 oldu. Biraz tabi oyun hızını da arttırmaya çalışıyor FSP Wildcats. Hani en azından böyle biraz beklenmeyen bir şey yapayım diyor. Çünkü security roundların çoğunluğu Eternal Fire'e kaptırdılar. Aim fight'larla beraber. Oyunun pek oturmasını istemiyorlar. X-Vault. Smoke arkası güzel spray ama kendi de bayağı hasar aldı. İkinci kez smoke arkası yakalanıyor gibi. İmor. 20. saniyede T-Base'e gidiyordu. Bir kafayı çıkarttı baktı. Dedi ben kaçar buradan. AP Quickscope'unu da kaçırdı. 11-4'e doğru gidiyoruz. Ufaktan ufaktan. Oyun temposunu yavaşlattı Wildcats. 4'te 3'ü bulunca şu an Dawn of Fire savunmasında hangi bölgenin 2 kişi olduğunu anlamaya çalışıyor gibiler. Hani B'den de vurduk ama sanki A döndük izlenimi verip biraz bekleyecekler. Niken burada bir tane flash bıraktı. Antares pillar arkası. Cankurt. Oo önlüymüş düzeltiyorum. Yanlış gördüm. Geçen dediği yeterli değil. Bir de flash peek aldı Cankurt. B bomboş. Toxic şansını deneyecek. İki oyuncunun canı az aslında. Onlara USB'ler bile kill çıkartabilir ama iyi vuruşlar gerekiyor. Cypher'da izin vermedi. 11-4. Yani maçın başındaki ilk round'u kazandıktan sonra aslında 11-3'lük bir return fire üstünlüğü var. Rahat bir ilk yer oldu diyebiliriz. Aytunç herhalde bir oyunu restleyecek gibi. Eternal Fire'ın sponsor sayısı şu an çok az. Bunun bir sebebi var mıdır abi? Mustafa'cığım chatte Eternal Fire'ın sahibi var. Seni ona aktarıyorum. Alo. Patron kapüşonlular ne zaman çıkacak? Kapüşonlular. Bizim sponsorumuz kalpler boş yerin aynen. Ama sponsorla bu işi yapmak herkes yapar ya. Önemli olan sponsorsuz yapmak. Anlayın şu işi ya. Aytunç bir daha mı gitti? Aytunç şu an T'de mi başlayacak maça? Olur. Have a dream bir tane abonelik göndermiş. İnkon'a teşekkür ediyorum. City polarında FaZe Clan yediyordu gördün mü? Evet. City
Bir kere daha yapmıştı onu Faze'le beraber. Eşofman takımının üstünde sponsor çalışması yapmıştı. Artık yavaş yavaş e-spor takımlarının veya kulüplerinin de futbol takımlarıyla beraber bu tarz partnerlik çalışmaları oluyor. Fan sesi yok. Haritadan geliyor. Şu an ses. Bak şu oyun sesini kıstım. Okay. Evet, Wolverhampton EG. Güzel örnek. Series Killer. Neyse maça geçelim. Aytunç, Smoke Grenade ve Flash almış. Zista aynı şekilde kit ve granit almış. Şimdi T-Park'a kadar gelen bir Cyber görüyorum ben. Sanırım şu an Voxic'te fight'talar. Buradan galip çıkan Voxic. Entry'ye çevirdi. B tarafına gidip hızlıca yerleşen Immortal görüyorum B short'ta. Sanırım agresif yapacağını tahmin etmişti onun Fire. Önce bir aim koyayım demiş. Bu arada Junkut yakalanabilirdi zıplarken ama son anda az bir canla, aslında az bir can kaybıyla çıkıyor oradan. B'ye mor girdi tek başına. Şu an B retake'de sadece ABC'de Aytunç var. Onu görünce hatta CT'ye geçiyor galiba şu an Aytunç. Size minimap'te anlatıyorum çünkü kamera buraları gösteriyor. Aytunç CT'ye geçince B gel dedi. Mor tüm takımına. Heaven Smoke, Exploit'tan bomboş artık B. Hala ABC'de Aytunç. Şimdi bir tane granit gönderdi. Plant üzerine aman. İkinci nade de geldi ama Exploit duhalarla hayatta. Aytunç bu arada yaşatı göndermiş Kalix'e. Ken rotasyondan gelecek. Voxic açılı bekliyor. Ken'in buraya bakması çok zor. Voxic de zaten tek mermiyi gönderdi. 3 vs 3. Dantares kaçmıyor infight'tan. Vuruyor hatta herkesi short'tan. Son kalan da Jizzix olacak. Onda X-Lot vurdu. 4 canla. 12-4. Evet, full eco. Midden rush gelecek gibi. Yok, hayır. Tuvalet tarafında kaldı. FSP Wildcats. 5 oyuncu birden. Hem uzun tuvaletinde hem de Cankut'ta görmüş oldular bu arada. Ve evet, Cankut onların yanına doğru kaçtı. Biraz baitlemeye çalışacak ki. Orada enteresan bir sahne var. Şu sahneye girecek birini bekliyorum şu an merakla. Ah be, kimse gelmeyecek gibi. Yo. Tablette oyuncular var hala. Gelirler be buraya. Natres hepsini vurdu. Evet. Devam. Maskeli beşer Irak. Aynen öyle. Operasyon gibi oldu biraz ama. 13-4. Şimdi Wildcats için maçta kalma roundu artık. Bakalım buradan bir şey çıkarabilir mi? AP'leri yok. Tunnel Fire'da iki tane Mac'ten görüyorum. Hızlı bir oyun görebiliriz. Belki Connector'dan yukarı doğru olabilir gibi. Kalix'le beraber. Zantares. Ken bu arada Fışki arkasına kadar gelmiş. Voxing kili var ama Zist'ten hemen takas. Kalix bir yandan Jizzix'i bulmuş. Connector çıkışı. Aytunç'u kimse beklemiyor. Üçü de vuracaktı. Aytunç güzel oynadı burayı. İki kill. Bir tane de headshot. Xplow'da.
Ama durum hala 2 vs 2. Exploit Dumpster'a bir tane Molotov gönderdi. Biz orayı karıştırmak için short'a girmeye çalışan Imor var. Biz hala burayı izliyoruz. Artık ben kendim çevireceğim. Imor pillar arkasına bakmadı. Bakmayınca Junkut biraz zorlansa bile kill almış. Son kalan Exploit. Bombonda keleşi var. Bir tane de Molotov. Yani buradan entry'yi bulup plant alması bayağı zor. Çok iyi timing yakalaması lazım. Ama entry alamadan bombayı kurursa bile hani bu round'daki görevi yerine getirmiş olur. Kapıyı açtı. Junkut onu duydu tabii ki de. CT'ye bir Molotov bıraktı. 40 saniyesi var. Aspayaklar yazsak gibi gidecek. Doğru. 13-5. Plant gelmemesine rağmen ucundan Byron't geliyor. Town of Fire'a. Ama AP çıkmayacak tabii ki plant olmadığı için. Xantaras 22'ye 9. Voxic 15'e 9. Yani tabii Aytunç'un fragler silindi. Hatırlamıyorum. İlk yarıda fena vurmamıştı ama Junkut herhalde en çok vurandır. Aytunç geçebildi mi? Çok emin değilim. 13'ü. Herhalde geçemedi ya. Neyse şimdi Eternal Fire'dan yavaş başlangıç. T-Side'dalar henüz. Bundan sonra maç var. Evet, bir tane daha maç var. Aytunç Exo'da buldu. Uzundan bu arada sızmaya çalışan Imor. Line-up'ı yapacaktı aslında Cyber. Xantaras'tan iyi bir reaksiyon gelmiş. Ve site'e girecek tek başına. Xantaras uzunda bir silah değişikliği. Dix'in canı azdı. Şimdi Kalyx hemen CD'yi de almaya doğru geldi. Bu arada backup da geliyor yalnız B'ye. Xantaras timing'i yaptı. Kill'ini de çıkardı. Junkut hala Heaven'da. Xantaras böyle omuzunu görmek üzereydi ama son anda ikidir. Junkut'u göremiyor. Bakalım fark edecek mi? Şimdi kafayı gördü. Flash'ını dağıttı. Bu arada site üstüne çıkacak. Şimdi fark etti sudaki oyuncuyu. Bir tanesini fark etti. İkincisi şimdi duydu Xantaras. Hata yapmadı. Tizix silahı korumaya doğru gidecek. Böylece Eternal Fire 14. round'u da geliyor. İlk defa bir ping avantajı. Valla öyle. Yani düşünüyorum. Bu ping ortalamasında Avrupa'da hangi takımdan diff yemeyiz diye. Hepsinden yiyoruz herhalde ya. Toxic. Ziggs'i buldu. Wildcats 15'e bırakacak biraz parayı tabii ki de. Burada forsaması demek. Direkt maçı kaybetmesi demekti belki de. O yüzden 15-5'te bir şeyler yapmaya çalışır. Connected'a Junkut var. Uzunda kimse yok artık. Bir connector, bir tane A oyuncusu. Ayrı atla girecekler. A oyuncusu da Heaven'da zaten. Exo'dan. Dumpster kapatma smoke geldi. Değişik bir smoke. Çarptırıp tam merdiven çıkışına doğru düşürdü. Diye umuyorum. Bir smoke gitti oraya doğru ama. Aldı bomba şimdi X-Lot. Ben ucu bir knife da çekmiş. 15-5. Yani maç başı dediğim gibi 1-2 round'da
Whitecaps biraz böyle kafa koyuyordu ama biraz da kafa karıştırıyordu rakibinin. Ama onu yani 5-0 6-0 yapmak lazım ki Turn of Fire'a karşı biraz oyunu tutabilsinler. Cyber bayan mı diyen var. Tamamdır. Evet, 2vs 2 takas oldu bu arada. Turn of Fire A'yı hızlandırmaya çalışabiliriz. Antares hemen Damsır'ın olduğu yeri yaktı. Connector'a da bir tane Molotov bırakıyor. İçinden çıkacak Cankut çıktı. Öldü mü? Cankut iyi saplamış. Bu arada Cyber'dan güzel vuruş. Ve bir kere daha ayağından vurdu Voxy'yi. Cyber hareketli, aksiyonlu AP. Evet, 15-6. Turn of Fire'ın ekonomiye bakıyorum. Mor. Bir şey almayı unuttu. Şimdi aldı. Eksi adında Makten'i var. Orada pink mi çıktı? Ne oldu öyle bir tekledi falan. Hadi oradan tek başına bir deneme. Pek destekli olmadı zaten. Can kutu neydi geri geldi. Dostum gelmiş geçmiş en CS kadrosunu kurmam şu an ya. Öyle bir niyetim yok yani. Onu bir ara kurarım. Sana özel. Abi çok acil kadro kurman lazım gelmiş geçmiş en CS şu an. Çok acil hemen. Skin'i çıkardı. X-Float. Şimdi bir çıkış smoke atacak. Sağda orada bir tane nade gönderdi. Trakta hala Cankut var. Yerden M4'ü aldı hemen. Güzel vuruşu Oxic'ten göremedik ama arkasından vurdu. Cyber kill almış. Son 30 saniye. Çıktı bu arada Cyber. Trak'a kadar geldi. 2vs3 pozisyon. Kendi uzundan geliyor. O yüzden Trak'taki oyuncu vuracaklar ya da uzuna gidecekler. X-Float nasıl geçti oraya ya kör kör. İnanılmaz. Cyber'dan güzel vuruş bu arada. Galix 1vs2 kalmıştı. İlk kill aldı. Kafayı Flower'a gömdü. Ve yakaladı. Yani iki mermi. Maç bitti. Eternal Fire.